Yani bravo Emre. Yani aslında hep böyle olması lazım. Ekmek yediği yerin 3 senede İngiltere ondan var. Hayır, şimdi bu İtalyan <laughs> İtalya'da İtalyancayı konuşuyor. İngiltere'de de İngilizceyi konuşuyor. Tabii. Ama dönüp gelelim bugüne. 5-6 sene evvel ya 5 ya altı sene evvel Türkiye Cumhuriyeti'nin milli A takımının milli formasını giymiş olan Emre Mor halen maçlardan evet. sonra tercümanla konuşuyor. Evet, evet. Vallahi Aynen. ben biraz Aynen. üzülüyorum. Aynen. 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 Bravo. Üzülüyorum. Çok güzel. İzliyorum. Doğru, İngilizce ya, konuşuyor evet. Nasıl evet. oynuyor abi? Ne dedin? Türkçe konuşmuyor. Türkçe konuşmuyor. Evet. Tercümanla konuşuyor ya. Evet, tercümanla çıkıyor basın toplantısında. Ama, ama yerli statüsünde da. oynuyor işte. Ha, Türkçe o ayrı. Onu konuşalım. Türkçe konuşan da yabancı statüsünde yabancı. oynuyor. Yabancı <laughs> fark bu. Yani <gülüyor> o onlar statüleri o <gülüyor> yani, Ama bahsini, Türkçe evet. konuşamayan, İstiklal Marşı'nı okuyamayan ama milli takımda oynadığı için eee yerli statüsünde oynuyor. Türkçe konuşan İstiklal Marşı'nı bilen yabancı statüsünde oynuyor. Ne kadar güzel değil mi? Çok. Türkiye'de kural Harika. bu ya. Yani. Neymiş kural. kuralmış. Kuralı Sen kural. dediğin gibi yani bu kurallar abi bak Jimmy durmaz Türk vatandaşı oluyor. Yani He. oynuyor. Bak evet. şimdi güzel evet. bir yere güzel bir yere temas gibi. ettin. Yabancı buraya geliyor. çıkıyor. Bir Türk mi Takımı'nda oynuyor Amerikalı. 6 sene 7 sene çok bilmiyor. 6 7 yani. sene top oynuyor evet. veya basket oynuyor evet. neyse. Hala kendi dilini koşuyor. Veya İngilizce konuşuyor. Kardeşim sen de Avrupalının Türkiye yaptığı gibi hadi bakalım Onurcuğum bak. Hocan orada, kursun orada her neyse git bak bakalım Türkçeye öğren. Sen de Türkçe konuş. Bu işte. yani öyle ama. İngiltere'de ben, zorunlu tutuyorlar. Bil, evet. Bilmediğinin farkında değilim ama ee, şey de Ferdi Kadıoğlu da Ferdi Kadıoğlu da ee, o yani derece açıklama gece yapmıyor. Konuşuyor. Ya, evet. belki belki Türkçesi vardır. Onu bilmiyorum. Ama, ama konuşturacaksın yani, abi. Ama yani hiç değilse bir cümle söylersin. Ben burada zayıfım dersin. Ha. Yani bir sıcaklık üretirsin. Bu kadar olur mu canım? Yani, yani sen o ama da bir 400... şey uydurmuşlar Güven abi. Türk mi takımını tercih etmiş Türk mi takımını sadece oyuncular mı tercih etmemiş? Mustafa Doğan da tercih etmemiş Alman mi Takımı tercih etmiş. He. Zamanında stoper oynadı. Evet. Ama şimdi e peki şeyi tercih etmemiş mektup var e, Mesut Özil mektup var, futbol federasyonu Fatihli de, de kopyası var niyette kabul etmediği yazıyor orada. Gitmişler kabul etmemişler şartlar sunmuşlar biz milli takım formasını pazarlık hale getiremeyiz dememişler bu da ben de Alman milli takımı seçerim demiş. Yani bunlar e, Emre Can var orada milli takımda oynuyor baktığımız zaman birçok oyuncu var yani. Hayır şimdi. E 2015'te bir kural çıktı. Ama yanlış bir kural. Hayır hayır. Bunu tabii çıkardım. FIFA getirdi. Hani sadece federasyona da yüklenmemek lazım. FIFA'nın FIFA da bir kuralı olduğu için. Yani sadece federasyonun şey ki, adam oynamasın almanıyor. diye Dördüncü maçı Türkiye yaramasın diye Avusturya adamı 2 dakika oynatıyor evet, ya. Evet evet. Dördüncü 2 dakika oynadı. Bu Son dört dakika olur Son 4 dakika oyuna soktu. Doğru dört diyorsun. Dakika yani, mı? ne işte yani bu yani, iş mi yani? Doğru. netice itibariyle kuralına uydurmuş onlar. Yani e, bu öyle bir şey ki e ee, bu şeyin Yusuf Demir'in değil mi ana konumuz Ay, evet. o. Yusuf Demir'in e, Türk statüsünde oynatılmamasının bir gerekçesi annesi babası değil mi? Daha 5 yıl önce çık, bugünden 2015'te çıkmış kural değil mi? Hı. Çocuk daha 19 yaşında. Yani e, en azından 4 sene evvel bir kural var ve hala Türkiye Cumhuriyeti'nin e, formasını giyim. Hayır Avusturya e, tercih ediyoruz diyor. Ana Avusturyalı uyruğunda. Baba Avusturya uyruğunda. Çocuk Avusturya uyruğunda. <laughs> Ve sordukları zaman da hayır biz Avusturya milli takımda oynayacağız demiş. E şimdi bundan sonra da bu kuralda. E çok net mi abi? Evet. <laughs> Peki ben bir şey söylüyorum. Niye ısrarcı olmamışlar Kuns'ta, Hamit Altıntop'ta? e, bunu Faryo Adaları'nda oynamadan evvel niye gidip gel biz seni alt takımını oynatmak istiyoruz diye oy alnı anlamışlar. Ama an şey... Ne diyor? Biz teklif ettik. Bu kime göre? Bu ifade sadece milli takıma bunu almayan insanların ifadesi. Ama olmuşlar mı? Avusturya'yı seçtim dediği zaman ebeveyni yani, 19 yaşında, Hayır, 4. Türk milli takımı almayınca istasyon Ben gittim diyor Şenol Hoca. Mert Müldür'ü aldım diyor. E onu da alsaydın. İstememişmiş. Ay, Kime göre istememiş? E, yok böyle bir şey. biz biz burada, demişler. geçen sene tartışmadık mı burada? Ferdi istemedi. Bir dakika bana 6 ay süre tanıyın dedi. Hatırlarsan. Evet. Düşündü en yani Düşündü. Yani çıkarına baktı. E, tamam. baktı, e, baktı Hollanda'ya tercihsi. Hollanda'ya gidecekti. E, şunu söylemeye çalışıyorum. Biz ne kadar ısrarcı olmuşuz. Israrcı olduğumuz insanlar kabul etmemiş ya. Masaya bir takım şeyler koymuş. ne, istekler koymuşlar. Ne demiş o zamanki teknik heyet ve futbol federasyonu milli takım pazarlık milli takım forması pazarlık yapılamaz demiş. E tamam gelmemiş. Ya yani bunlar bu birçok oyuncu var bu şekilde oynayan. Şimdi onun on şeyler var da Ama bu kural, yani kural yanlış bir kural? Ha, kuralı kuralın, tartışalım. Kuralın doğruluk yanlışlığını tartışalım. Ama bu Yusuf'un e, Türk statüsünde oynamaması kurala uygun. Yani onu tartışamayız. Galatasaray da bunu bile bile aldı zaten evet, hani. Kurala uygun. Anası babası öyle bir tercih yapmışlar, biz Avusturya'da milli takımda oynayacağız demişler. O karar çıkınca da dördüncü şeyi de Avusturyalılar dördüncü maçı da FIFA'ya uydurmuşlar, dördüncü maçında iki dakika oynatmışlar ve adam Türk statüsüne giremiyor şimdi. E tamam. Tam da ha, bu değişecek ama... bir kural değil ki yani. Ha, şimdi kuralı konuşuyor, yani kural da bugün değişmez. Yani artık değişse bile gelecek yıla falan e, şey yönelik. Ya yani. bu kadar ne kadar baskıcıyız ya. Güven abi niye değişmesin ya? Ara formüllerle mecliste bir sürü şeyler değişiyor. Niye değişmesin? Allah aşkına 400 bin dolar veren yabancı e, Türk vatandaşı oluyor. ya O zaman adamı bir tane ev aldıralım. 400 bin <laughs> dolar versin Türk vatandaşı olsun. Öyle mi yapalım yani oynaması için? Ya, Adamın Türk Pasa şeyi Futbol var ya. Federasyonun PFDK'sı ve şeyi e, söyle tahkim kurulu e, bu şeyin cezasını Joseph'in cezasını e, kural böyle deyip tat diye kestirip atmadı mı? Bak bize ben bir ben bir şey söyledim. Bunun gerekçesi beni tatmin etmedi dedim. Bu Joseph'in buradaki pozisyonda bir el hareketi var. Burada o tokat haline dönüşüyorsa kartı gerektirir. Çünkü Erman Torul laf söylediği için kendi anlattı, oyundan atıldı. Çağdaş ata Beşiktaş'ta da oynadı. Altay'dayken oynarken Bursa'da topu geç veren yar, şeye e, top toplayı çocuğa tokat attığı için oyundan atıldı Bursa'da ya. Ben maçı izlerken gördüm. Bu eğer öyleyse ona bağlamışlarsa o zaman bir sorun olmaz. Çünkü o tokat geliyor mu gelmiyor mu onu bilemem. Çünkü o tokatı tutuyor mu acaba? Eli kaldırıp tutarak mı gidiyor vuruyor yani, mu? Yani görüntülerde Gerekçi, var. Hayır gerekçeyi ben bilmiyorum ne diyor gerekçe? Yani sportmenliğe aykırı ya, yani. hareket bu değil, yuvarlak geçiştiriyorlar işte. Bu yuvarlak bir laf. Kimseyi tatmin etmen vicdanen bir laf. Ama elma ile armut bu ikisi aynı şey değil. Benim benim nüfusum Türk olacak. Annem babam Türk olacak. Ben Türkçe konuşacağım. Türkçe milli maçını yapacağım. Efendim orada oynamışım. Türkiye'de oynamayacağım. Ya Bunun geçmişteki örnekleri var. Müttesep hakkı var bu işte. Anne, ya. baba, o çocuk üçü de Avusturya vatandaşı. Türk Cumhuriyeti vatandaşı değil, Avusturya çifte vatandaşlığı da kabul etmiyormuş. Onun için sadece Avusturya vatandaşları. Peki, şimdi bugün tabii... Mavi kart veriyorlar. Benim arkadaşlarım var Almanya'da. O Almanya. Alman vatandaşı. O Almanya, Avusturya'da Almanya'nın yan bahçesi. Almanya sormadan Avusturya hareket etmez. Avusturya'da da yaşayan e, bizim Çınar abimiz falan var yani... Genelde oradaki turizm elçisi ve Türk şeyi dostu birçok arkadaşımız var. Ee, Renan Hanım var mesela bizim Levent Yücel'in Eskişehir Kurulu Başkanı Hanım'ı. Bunlar bu dernekler içerisinde orada çift vatandaşlığı koruyan bir madde var. Yaşam tarzı açısından bu. Daha düne kadar iki vatandaşı olan insanlar var ya o mavi kartla Türkiye'den de alabiliyor. Bugün hatta biz savaşçıoğluyla beraber Almanya'dan gelen bir arkadaşımızla beraber oturduk. Mahmut'la beraber. E ben de mavi kart var dedi. O da Alman vatandaşı çıkmamış. Mavi kart işimizi görüyor. Devlet bize bu imkanı Şimdi, sağlıyor. Almanya'dan Türkiye örnek Cumhuriyeti veriyorsun. Sağlıyor. Avusturya'da onun bahçesi deyip orası da öyledir. De. Ama Öyle. onun tam kurallarını bilmiyoruz. Onlar evet. da Alman vatandaşı. Ama ayrıca Türk yani bunlar. Ailesi de Türk. Yani Türk Kendisi Türk belli. tabii. tabii yani yani o kartla onu yani koruyorlar. Çocuk yani bu yaştaki çocuk şakır şakır Türkçe konuşuyorsa aile bir Türk gibi yaşıyor. Evladını da öyle yetiştirmiş. ama Nitekim, Emre Belizoğlu da öyle dedi Güven abicim. Çıktı dedi ki Türk hisseden Türkçe konuşan adam Türk küsasını oynamalı dedi. Rakip takımın teknik direktörü bu. Hayır oynamalı başka. Ben kurala uygunluk şu anda kural böyle bu kurala göre oynayamaz. Ama kuralı değiştirirsin uygun bir şekilde... Ondan sonra... Ben de onu söylüyorum. Şey, Kural saçma değişmeli çözülür. diyorum. Ama yani hemen şimdi yarın sabah ya federasyon toplan bunu değiştir alıp oynat. Böyle şey de olmaz. Evet.